Mevlüt Uyanık hocamıza bırakacağım. Hocamızın konusu Ahmet Yesevi üzerinden Türkistan-Türkiye irtibatının kültürel sürekliliği. Bu konuda bizleri aydınlatacaklar. Bir iki cümlede hocamızdan bahsedeyim. Hocamız Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk öğretim ve liseyi orada bitirdi. Lisansını 1985, yüksek lisansını 89 ve doktorasını 94'te Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Ürdün, Yemen ve Kırgızistan'da eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulundu. Çağdaş İslam düşüncesi, siyaset ve bilgi felsefesi üzerine kitapları yayınlandı. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Buyurun hocam. Merhaba arkadaşlar. Geliyor değil mi sesin Himmet Hocam? Güzel. Şahsınızla Türk Ocağı'na, İzmir Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum. Burada Türkistan gönüllüleri olan kardeşlerimle, yani hem masada hem de alanda olan kardeşlerimle birlikte olmaktan da onur duyuyorum. En son Necmettin Hocam'la Kazakistan'da, Türkistan'da beraberdik. Şükrü Hocam'ın benim şahsımda çok önemli bir yeri var. 2005-2006 yılında Fergana Oş İlahiyat Fakültesi'nde beraber görev yaptık bir yıl. İbrahim Bey benim için çok önemli çünkü asistanlığımızdan itibaren beraber ve aynı alanda çalışıyoruz. Ve içimizde en çok Türkistan adında gezen ve orada çalışmalar yapan kardeşimiz. Bu kardeşinizin de şeyi şu, burada yani bir seri şey yapayım dedim, işte tartışmaya açayım sorunları ve harika da oldu. Özellikle dünden itibarenki tartışmaları takip ederken ve İbrahim kardeşin de Farabi üzerine yoğunlaştığı zaman ben bu tartışma sorularını burada sizin vasıtanızla tekrar şey yapayım, kamuoyuna sunayım. Biz şöyle yapıyoruz. İslam felsefe tarihi hocasıyız İbrahim kardeşle birlikte. Kronolojik olarak felsefe tarihini Müslüman filozofları okurken problematik olarak da şey yapıyoruz. Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temellerini araştırıyoruz. Ve burada da İbrahim Bey'in dediği gibi bizim hareket noktamız Farabi. Burada iki tane temel hedefimiz var. Birisi işte bu arkada duruyor. Ben derslere bu haritayla giderim önce. Türkçe tarihine. Selçuklu'yu anlatan bir şey. Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi kodlarını Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden okuruz. Ve buradaki bildirilere temel açacağımız şeyler, sorular bu. Bunun felsefi temellendirilmesini Farabi'den hareketle felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak diye veriyoruz. Niye yeniden? Çünkü Türkistan birikimimizi, oradan getirdiğimiz kültürel kodlarımızı, göç yollarımızı, çünkü biz göç yollarımızı bir nevi toplumsallaşma sürecimiz olarak alıyoruz. Bir de burada bulduğumuz kadim medeniyetler. Hitit'i de bu anlamda çok önemsiyorum. Hattiya demek aslında lazım. Burada bulduğumuz medeniyeti. Farabi'yi niye önceliyoruz? İbrahim kardeş dedi işte bu hakikatin birliği, evrenselliği şeyi. Farabi bu anlamda İslam düşüncesini, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği o yeni paradigmayı kadim bilgiyle yeniden yorumlayıp evrenselleştiren adam. Yani Helenistik kültürü nasıl muallime evvel denen Aristo, İskender'in katkılarıyla Grek-Latin kültürünü evrenselleştirdiyse Farabi de felsefeyi kadim asli yerine yeniden getirdiğini söylüyor. Bizim yeniden yurtlandırmak dediğimiz o. Ve onun kurduğu sistemde mantık dil bilimle ilgili hocam çok şey yaptı. Yani o cedel dilinden ki önemli diyalektik kaçınıp o evrenselleştirme projesindeki felsefi dili kurması Farabi'nin önemli. Biz bu bağlamda üstad şey yapıyoruz. Bu yakın hedefimiz ama uzak hedefimiz bizim işin doğrusu Türkçe felsefe. Bu Türk felsefesi. İkisini böyle ayrı şey yapıyorum. Ve bu bağlamda da kadim metinlerimizi yeniden okuyoruz burada. İbrahim bize çok büyük katkıda bulunuyor sağ olsun kardeşim.
Yani Orhun Abideler'ini, Kaşgarlı Mahmud'u, Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü, Yusuf Hasacı'nın Kutat-ı Bilgi'ni, Edip Ahmet Yüklek'inin, Atabet-ül Hakaik'ini, Korkut Ata'nın da Kitab-ı Dede Korkut'u inceliyoruz. Ahmet Yesevi bizim çalışmalarımızda son derece önemli, Divan-ı Hikmet son derece önemli ama bunu şey yapmadık biz, işin doğrusu o çalışmamızda merkeze almadık. Niye? İşte burada sizin vasıtanızla bu soruları gündeme getireyim diye. Yani biz bu Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temellerini okurken bu Hanefi Maturidi Yesevi üçlemesi tutarlı mı? İşte burada bunu gündeme getirmek istiyorum. Türk Ocağı'nda gündeme getirmek istiyorum. Bunun üzerinden günümüzü tasnifler ne derece tutarlı? Bu kimin değirmenine su taşır? Bu Selefi Şii çatışmasında meşruiyet sağlanan bölgedeki çatışmalarda kimin değirmenine su taşır? Fars ve Arap aklının ortaya koyduğu Türkistan Müslümanlığının o Türkçe felsefeyle Yesevi'nin kurduğu paradigma, bireysel tutum, siz işte tasavvuf hocasınız, dün sizi de dinledim, hocamı da dinledim. Nasıl oluyor da böyle o bireysel yapı kurumsallaştıktan sonra bir Türk metafiziği diyebileceğimiz sistem kurduktan sonra nasıl dönüştürülüyor? İşte bu anlamda benim istifade ettiğim Fuat Köprülü Hoca ve Abdülbaki Dönöpınarlı, Ahmet Yaşar Hoca kısmen o çizgiyi devam ettiriyor. Yatay ve dikey Müslümanlaşma falan diye eleştiriler de getiriyor. Ama yani şimdi burada sorun şu. O Devin Diliz'le o Kara Mustafa'nın soruları bağlamında. Mesela Necmettin Hocam sağ olsun işte bu diğer alimlerden de bahsetti. Ama ne oldu da Arap-Fars aklının dışında gelişen bu yapı bir süre sonra kurumsallaştı. Kurumsallaştıktan sonra bize dayatıldığı gibi, Bartol'un söylediği dayatıldığı gibi, yani Hamedani'ye eklemlenerek onun üzerinden Nakşiliğin Yeseviliği Türkistan'da açılımlamasını baskılaması, Nakşilik üzerinden Yeseviliğin tanıtıldığı iddiası, ne derece tutarlı? Yani bu Hanefi Maturidi Yesevi derken kastettiğim benim bunlar. Nakşiliğin nasıl Ahmet Yesevi o bireysel duruşunu, sivil duruşunu, varoluşsal kaygısını halkın anlayacağı bir perspektifte sunduktan sonra, Türkçe sunduktan sonra bu yapı niye Nakşilik tarafından örtüldü? Yani Müslüman Türklerin Konar Göçer, kurucu göçebelik, bunu Erol Cihan hocamdan hareketle temellendiriyorum. Kurucu göçebeliğinde bu kadar üst dil oluşturan Yesevilik, niye böyle Alevilik, Bektaşilik, Sünnilik kalıplaşmalarında kullanılır oldu? Yani hocaların bahsettiği bu Hacı Bektaş Veli üzerinden Anadolu ve şeye kadar giden süreçte, mesela Necmettin Hocam diyor ya Kıpçak Türk'ü, işte simalarımızda İbrahim Kamanlı falan, simalarımızda bile bin yıllık o sürecin şeyi duruyor. Yani şimdi bu süreci modern anlamda okumanın sıkıntıları ne? Bunu çok önemsiyorum ve bu dilin felsefeyle aşılabileceğini söylüyorum. Yani dün Ali Duman Hoca da bahsetti, Mehmet Zeki Hoca da bahsetti, İbrahim Kardeş sürekli bahsetti. Yani bu bunları kalkış noktası olarak görmekle varış noktası olarak görmek ve günümüzü bu bağlamda yeniden şekillendirmek kimin değirmenine su taşır? Bunu açık ve net söylüyorum. 1789'da dünya paradigması değişti. Ve işte çok uluslu devletten ulus devlete geçildi. Monarşiden cumhuriyete geçildi. Ve din merkezli bir paradigmadan laik merkezi bir yapıya geçti. İşte üç tarzı siyaset falan biliyorsunuz. Neticede Türkiye Cumhuriyeti yeni bir paradigma olarak kuruldu. Bu kültürün bekasını devşirmiş, sürekliliğini devşirmiş yapıda siz Hanefilik ve Maturidilik üzerinden temellendirirseniz, Yesevi'yle de bunu sünni, tırnak içinde söylüyorum, sünni bir paradigmada söylerseniz, Türkiye içindeki
Şii fıkı, Caferi fıkhına göre yaşayan kardeşlere nasıl ulaşacaksınız? Irak, Suriye'deki yaşananlara hep kamuoyu maalesef yeterince duyarlı göstermiyordu. Ama Karabağ'da yaşanan olaydan sonra %70 oranında Şii fıkhına göre yaşayan kardeşlerimizi siz bu kıskaç altında ne yapacaksınız? Hanefi ve Maturidi söylemlerine bunlara ulaşabilecek misiniz? Dolayısıyla o akıl kavramı dediği, o yesevilik kavramı dediği şeyin temel kodlarını nasıl yeniden üretebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani ne oldu da bu şey niye gerçi diğerlerinden bahsetti hocam da yani niye Hamadani üzerinden Nakşiliğin baskılandığı kurgusu hakimdir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemsiyorum. Ahmet Faruk Sirhindi'nin vahdet-i vücut öğretisinin o bireysel o dönemdeki bir nevi eklektik din sayılan ilahi dine karşı o bireysel sivil tavrı var işte bir taraftan müceddit diye. Ama daha sonra Halidiye üzerinden nasıl Hanefi, Maturidi, öğreti, özgürlükçü teoloji, İbrahim'in özellikle vurguladığı gibi hakikaten Farabi'den de haberdardır, Yusuf Asacip'ten de haberdardır. Bu nasıl oluyor da Şafii ve bir yapıda sunuluyor? Zikri Erre denilen onunla başlarken, yani o çünkü İslam öncesi kök tanrı kültürü, kamlık, fizik, metafizik irtibatını sağlayan bir yapıda cezbeli, yine Necmettin Hocama selam olsun, o Hallac'ın aşk merkezli perspektifiyle Zikri Erre'yi önceleyen bir yapı ile ulaşmış, fizik mesela itibarını kurmuş, bireysel varoluşçu dindarlığı, bunu Nurettin Topçu ile karşılıklı okudum ben, daha sonra nasıl kurumsallaştı? Ve bu Türk metafiziği, Türk tasavvufu yapı niye Hamadani üzerinden Şafii bir yapıya dönüştürülüyor? Yani siz işte diğer hocalar var ve Bartold'un bu temel baskın şey işte diyor ki şunlar da hocası ama baskın görüşe göre budur. Peki burada onun nesepnamesini çalışmış Kazak kardeşimiz var Zekeriya Cindirbek. O diyor ki ya diyor siz Ebu Hanife'nin kitabı Talim ve Müteallimi merkeze alan bir perspektifte üretilmiş bir metni üretilmiş fikirleri nasıl oluyor da diyor bu Hamadani üzerinden örtülenmesine müsaade ediyorsunuz? Hem bir Türk felsefesi, Türkçe felsefe ve alenen Farsça ve Arapçayı çok iyi bilmesine rağmen Türkçe düşünüşle o içinde yaşadıkları toplumsal çatışmada kaosta birlik ve dirliği sağlayacak bireysel anlamda ve daha sonra da kamusal anlamda devlete özgür, özgüvenli, şahsiyetli yapılar yetiştiren, bu anlamda bir isyan ahlakını gündeme getiren Yesevi nasıl böyle nakşilik üzerinden itaat kültürüne dönüştürüldü? Bunları niye tartışmıyoruz diyor. Yani açıkça diyor ki bizim bu eğer Ahmet Yesevi üzerinden gideceksek biz bu onun Fars ve Arap aklının dışındaki gelişen perspektifi eğer vurgulayacaksak yani o dönemin toplumsal hikmetleri sadece bunun üzerine değil o dönemdeki toplumsal yapının kargaşanın nasıl orada nasıl bir kurucu yapı gördüğünü söyleyin. İşte Selçuklu dağılıyor. Sultan Sencer öldürülüyor ama yani tamam Selçuklu kınık boyunun, Oğuzların kınık boyunun bir devlet ama bu sefer de Beydili boyu, Harzemşahlılar. Yani biz bu o dönemin toplumsal şartlarını, ekonomik politik şartlarını incelemeden Yesevi'nin o kurucu özelliğini ve o Alperen geleneğinin Anadolu'da yeniden nasıl yeşertici bir yapı olduğunu, Diyar-ı Rum denilen yapının nasıl değiştirildiği, dönüştürüldüğünü gözden kaçırırız gibi geliyor. Siz o dönemde hem mevcut haksızlıklara şey yapacaksınız, hem İslam öncesinde ki metafizik yapıyla hemhal olmuş dünyadaki olası yanlışlıkları gidereceksiniz. Hallaç'tan aşk metafizine son derece etkileneceksiniz.
Ama Hallac'ın fakih ve kelamcılar, tekrar selam olsun, fakih ve kelamcılar o keskin dilinden koruyan itidalli bir perspektifi nasıl sunmuş? Ve o ama siz daha sonra bunu nakşilikle örteceksiniz, dönüştüreceksiniz. Türkistan'da Yesevilerin nakşilik üzerinden devam ettiğini söyleyeceksiniz. Hint Pakistan bölgesini de yaşadığını söyleyeceksiniz. Ve ardından o nakşilik Türkiye'ye Halidi kolu üzerinden, müceddidi kolu da değil yani, Halidi kolu üzerinden günümüz tarikatlarına şey olacak. Ben onun için bu Hanefilik, Maturidilik ve Yesevilik ile ilgili kalkış noktalarımızı son derece önemsiyorum. Ama kalkıp da bugünü kategorize etmek, tasnif etmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni Fars ve Arap akıllarının o Selevilik ve Şiilik çatışmasına meşruiyet sağlayan bir tasnifte kullanmanın tutarlı olmadığını düşünüyorum. Nasıl o dönemde o çatışma dilinde o haksızlıklara direnen ama kendi emeğiyle geçinen o bireysel yapı kurumsallaştıysa, bu işte sizin alanınız 3. asırdan insanlar kurumsallaşıyor ama o ben tedbirül mütevahhid anlamında, bu da bizim filozofların en önemli şeyi, o bireysel donanım anlamında ki yapıyı alim, abid, arif, zahit ve arifle, insanı kamille nasıl kurulanıyor, bunu hayata geçirdiğini, o göç yollarındaki bu alperenlerin kurdukları yapıların nasıl o kurumsallaşmaya katkıda bulunduğunu, yani o karmaşa anında nasıl yurt ve vatan kavramını getirdiyse, benim kanaatim Türklerin fethettiği her yeri yurtlaştırma sürecinde bu arka plan okuması var. Yani bizim Türkistan Müslümanlığı ya da felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak dediğim işin doğrusu, Hikmet Hocam, ana hatlarıyla bunlar. Kaç dakikam kaldı? 4 dakikamız var hocam. Şimdi dolayısıyla burada iki tane tasavvuf hocamın da olduğu bir ortamda sizlerin de müzakerelerinize ben şey yapmak istiyorum. Yani bu yapıyı biz nasıl analiz edeceğiz? Yani günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sosyal, demokrat, laik bir devlet. Din son derece önemli. Tamam, İbn Haldun'un dediği anlamda asabiyetimizin iki temel unsurundan birisi. Birisi işte sebep ve nesep dediğimiz şey. Ama bu sebep bağı, coğrafyadaki üretilen fikirlerin nasıl olduğuna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü özellikle o Tuğrul Bey'den itibaren başlayan süreç, mesela Osmanlı ile Safif arasındaki çatışma dili, işte ceddinize rahmet çok iyi bahsettiğiniz Memlüklü, Mevalid dediğiniz, işte Sivas'ta satılan bir Kıpçak'ın daha sonra nasıl Devleti Türkiye'yi kurduğunu, yani o Doğu'da Harzemşahlılar, Orta Doğu'da ya da Arabistan'da Moğollara karşı nasıl direndiğini. Burada din son derece önemli ama o dinin nasıl yorumlandığı ve nasıl hayata uygulandığı da önemli. Dolayısıyla bizim burada Hamadani üzerinden, yani tamam baskın olan rivayet budur diyor. Peki baskın olan o rivayeti kim söylemiş, nerede söylemiş? Ondan sonra o Zekeriya Candar beklenen kardeşimin mesleknamesini falan takip ettiğiniz zaman diğer seçeneklerin de son derece güçlü olduğunu düşünüyorsunuz. Necmettin kardeş de söyledi. Ama önemli olan o tercihin Türkistan-Türkiye irtibatında nasıl dönüştürüldüğünü gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi eğer Yesevi nasıl o karmaşık dönemde Türkistan'da Türklere yeni din dili, işte burayı son derece önemsiyorum, irfani dili, terminoloji diliyle tanıştırdıysa, bugün de özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu din ve dini gruplar, ben bunları hep artık ekonomi politik yapılar olarak şey yapıyorum, bunun
bu din dilinin, o Türkçe felsefenin yeniden kurgulanmasında Hanefi fıkhının, kişinin lehine ve aleyhine olanı bilecek o bireyselliğinin, Maturidi'nin, özgürlükçü teolojinin önemli o. Ama bunları mutlaklaştırmanın anlamı yok. Onların içinde yaşadığı sosyopolitik ortamda ürettikleri çözümler bunlar. Bunlar üzerinden günümüz Türkiye'sini nasıl tasnif edip de mevcut çatışma dilinde gerekli bir öteki konumuna düşürürüz? Yani Ahmet Yesevi bunu böyle yapmamış ki. Eğer biz bu şey yapacaksak, Yeseviliği, Hanefi Maturidi, Yesevi diye üçlemeyi standart haline getireceksek, farklı bir paradigmayı, mezhebi yolu benimseyen kardeşlere ne diyeceksiniz? Irak'ta, Suriye'deki kardeşlere ne diyeceksiniz? Karabağ'daki ne diye? İki bayrak tek millet diyoruz Azerbaycan. Azerbaycan %70'i Caferi fıkhı. Bu Hanefi Maturidi söylemiyle onlara nasıl ulaşacaksınız, bana söyler misiniz? İşte ama Yunus Emre Yesevi üzerinde o dönem toplumsal çatışma dilinin dışında getirdiği o birliktelik ruhundan, Hacı Bektaş kültüründen, Yunus Emre üzerinden bu yapıyı yeniden üretmek lazım. Onun için de Hanefi Maturidi Yesevi dilinde kullanmak yine o Sünni/Alevi derken Caferi ve Anadolu Aleviliğini kastediyorum. Bu gerilim içine sokmak gerekir diye sokacağını düşünüyorum. Ve bu da beni pardon işin doğrusu tedirgin ediyor. Onun için de ben bu Felsefe-i Anadolu'da yeniden yurtlandırmada o diğer metinlerin her birine ayrı bölüm ayırdığım halde Yeseviliği metnin temel kurgusunun her yerinde var. Ama buraya almadım. Çünkü durum hakikaten vahim. Türkiye'de günümüzde yani düşünürsene Diyanet İşleri Başkanı alenen yani bu yapıyı temsil eden Anadolu Ulema Birliği bilmem ne falan filan onları kabul ediyor. Ya da işte gidip medreselerle ilahiyat fakülteleri işbirliği yapmalı diyor. Yahu Türkiye Cumhuriyeti yeni bir derdi. Değişen dünya paradigmasına şey yaptı. Evet doğru. Hanefi ve Maturidi kültür üzerine yapılıyor. Evet doğru. 16 sembolik olan daha fazla da sembolik olan Cumhurbaşkanlığı'nın forsunda Safevi yok. Onu anlamak için Osmanlı-Safevi çatışmasını anlamak lazım. O kurucu unsurun Osmanlı bürokratları olduğunu anlamak lazım. Ama ben o çatışmalara niye teslim olayım? Yani yeni bir devlette o birikimizi yeniden üretmek ihtiyacı duyuyorum. Benim bütün kaygım bu sevgili dostlar. ve metni de üzerine çalışıyorum. Zaten önceden de kamuya açtım. Biraz böyle tırnak içinde çetrefilli hususlar olduğu ve genel yapı üzerine şey yaptığı için ben bu Hanefi Maturidi Yesevi üçlemesinin risklerine o Türkistan coğrafyasında 2 yıl yaşamış bir kardeşimiz olarak son zamanlarda çevremizdeki yaşanan çatışmalarda da gördüğümüz üzere bunun bu üçlemenin riskli olduğunu, gerçi sempozyumun ismine de bir itiraz gibi oluyor ama o Hanefi Maturidi Yesevi otağındaki kardeşlere de bunları anlatıyorum. Zaten onlar da diyor biz Ebu Hanifeci değiliz, Maturidi değiliz, biz Cicu değiliz. Türkçe felsefenin, Türk felsefesinin temel kodlarını yeniden üretmeye tabiiz diyor. Doğru. Bu anlamda da bu sempozyumun buna vesile olmasını diliyorum. Ve bu metin üzerine inşallah hala çalışacağım da inşallah size daha değerli toplu bir metin sunacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum dinleyen bütün kardeşlerim. Teşekkürler hocam. Size kolaylıklar diliyoruz. Metni merakla bekliyoruz. Mevlüt hocamız büyük ölçüde sorularla görüşlerini ifade etmeye çalıştılar. Alanın problematiğine temas ettiler. Bunların bir kısmını belki tekrar gözden geçirme imkanımız olacak soru cevap faslında. Şunu söyleyeyim hocamız işte nasıl oluyor da bireysel. Evet Mevlüt hocam buyurun. Sesi açabilir miyiz hocam? Eyvallah dostlar. Barikayı hakikat müsaademeyi efkardan çıkarmış.
Necmettin Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için, İbrahim Bey sizin de katkılarınız için. Benim kaygım şu, bu Zeynep Ercan hanımefendi sormuş, yani bu kırılma noktası ne? Bu metinde o Türk tarihinin özellikle o 16. asırdan sonraki Türkçe felsefeyi merkeze alarak, Türkçeyi resmi dil alarak o gelişme sürecinin, yeni devletin kurulma sürecindeki bütün tartışmaların olduğu mekan ya, burada da buna vesile oluyor. Burada tartışmayı açmak istedim ben işin doğrusu ve kırılma noktasını nerede falan deyince işte sağ olsun hocam da katkıda bulundu. Ben İbrahim Bey'in de söylediği gibi yani soru şu, eğer biz bu o dönemin sosyal karmaşasında işte o birçok farklı ekollerin değil mi tartıştığı ve sıkışan bir Türkistan'da bu güzel insan nasıl bir perspektif geliştirdi falan dediğimiz zaman özellikle o cezbe, aşk felsefesi üzerine kurgulanan yapıya dikkat ettiğimiz zaman ben diyorum ki bu bizim felsefi damar yani meşrai gelenek sonra işraki gelenek vahdedi vücut öğretilerini bir bütün şeklinde incelemek lazım bu perspektifi. Çünkü niye? Yesevi'ye baktığınız zaman İbn Arabi'nin perspektiflerinin yani o öğretiye dönüşler, vahdet-i vücut değil biliyorsunuz, tecelli mezhebi, tecelli yolu falan daha sonra kurumsallaştı. Onun Ahmet Yesevi'de şeylerini buluyorsunuz. Yani bu Türkistan'ın İslamlaşmasında da Yesevi şeyin Hallacın ne kadar önemli olduğu da belli. Onun o cezbeli sunumuyla fizik metafizik irtibatını sağlayan kan kültürü de hazır bulunuşluğu var. Yani bakıyorsunuz ailesine hocalar denilen çok iyi bir aileden geliyor. Yani iyi yetişmiş bir aile. Arslan Bab dediğimiz güzel insan, onu yetiştirmesine vesile olan güzel insanın hikmetlerinde de ondan birçok bahsediyor. Hakim Ata da Arslan Bab'dan bahsediyor ama her hikmette de Hamedan'ı yok. Yani ben şunu diyorum Yusuf Hocam, Necmettin Hocam. Bu tercih, tamam alternatifler verilmeli ama o tercihten ele alındığı zaman onun sizin buyurduğunuz Yusuf Sekkaki, işte Harezmli ve Hanefi alim, Ebu Necip Suhreverdi ya da Şihabettin Ömer Suhreverdi ile de irtibatları var. Onun için meşrai işraki süreç bunun için son derece önemli diyorum. Bu buralar niye ötekileştirilerek sunuluyor? Eğer bunu sunarsak o Zekeriya kardeşin, Canver Bey'in dediği bu. Yani siz bu perspektiften alırsanız Nakşilik tarafından Türkistan'da absorbe edilmesini kurumsallaştıktan sonra, ondan sonra işte Hint-Pakistan bölgesindeki etkinliğini, Mezopotamya üzerinden Anadolu'ya gelmesini, Irak'taki, Suriye'deki etkinliğini, Halidi kollar, bugünkü ekonomik politik hale dönüşmüş, kendilerinin Nakşi olduğunu söyleyen ama Arap zihniyetini temellendiren bir perspektifi anlamak çok zorlaşır diye düşünüyorum. Ben o kırılma noktasının orada olduğu kanaatindeyim ve bunun da meşayi geleneğin, o fizik metafizik irtibatını, Efendimizin vefatından sonra kıyamete kadar evrenselleştirecek o yeni bir din mi falan filan, mezhep mi falan diyor, değil. Bir üst dil oluşturma kaygısı. Çünkü yeni şartlar, yeni dönem ve eski paradigmalarla bugüne dair bir şey söylemenin imkanı yok. Batı diyor ki Platon'a düşülen dipnotlardır diyor. Ben de diyorum ki Farabi bu süreci sistematize eden adamdır. İbn-i Sina onu geliştiren insandır. O faal akıl. İslamiyet'in evrenselliğini, o bilge yöneticinin temel vasıflarının neler olduğunu söyleyen insandır. Tahsil-ü sade olarak söylüyorlar felsefenin ve dinin amacını bu dünyada refah dinini sağlamak. Mantık mifsah-ı sade, mutluluğun anahtarı ama o saadet-i kusva, ahiretteki o şeyi sağlayacak yapının nasıl olacağını bu felsefi din ile kurguladıklarını düşünüyorum. Yani onun için de burada Türk geleneğini şunun için önemsiyorum. Malatya'da da söylemiştim. Diyorum ki bakın bu bizim Hallaç üzerinden o cezbe, aşk metafiziğini sistematize eden Yesevi'nin o itidalli perspektifini fakihlerin ve kelamcıların o keskin dilinden
kurtaran perspektifiyle biz bu tarafa geldik ya, sırf bunun için Suhre verdi. Necmettin Hocam işte Danışmetli, bizim Çorum'un olduğu beyde. Oradaki risalesini yazıyor, kendisine taltif ediliyor. İşte diğer bir, ben onu çok önemserim. İşte Danışmetli Beyliği'nin Türk kültürüne katkılarını. Bir de Artuklu, o Mardin'e gidiyor, orada da bunu sürüyor. O tecelli, o aşk metafiziği üzerine kurulu sistemi. Ama işte Arap dünyasına gidince öldürülüyor biliyorsunuz. Aynı İbn Arabi'de de bu süreç var. Yani ben şunu diyorum. Diyorum ki bu süreçte İbrahim kardeşin de katkısı için tekrar teşekkür ediyorum. Yani bir perspektif kesin diye oradan gittiğiniz zaman Arap ve Fars aklının dışındaki gelişen Türkistan Müslümanlığının, Türk aklının, Türkçe felsefenin ve Türk felsefesinin, bunların üçünü de ayrıca yapıyorum, temellerini ve sapma olur diye düşünüyorum. O üst dil dediğimiz bu, yeni bir din dili dediğimiz bu. Biz bu gayretin içindeyiz, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ve benim diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün dostlara saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler hocam.